Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluş törenleri ilk olarak gazilerin Kuvayi Milliye Meydanı'nda temsili olarak Tarsus'a girişleri ve protokol üyelerinin gazileri çiçeklerle karşılamasıyla başladı. Burada protokol üyeleri, mehtar takımı, cirit ekibi, gaziler, vatandaşlar ve öğrencilerden oluşan kortej, mehtar takımının çaldığı marşlar eşliğinde Atatürk Caddesi'nde yürüdü. Tarsus şehitliğine gelindiğinde Kurtuluş Günü'ne katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar şehitlerin mezarlarına çiçek bırakıp okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyen katılımcılar hep birlikte Tarsus Müftü Vekili Mikail Tayşan'ın yaptığı dualara amin dedi. Okunan Kur'an-ı Kerim'den, az önce kesilen kurbandan, şu anda sana açılan ellerden hasıl olan ecr sevabını başta Efendimiz, önderimiz, rehberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ruhlarını hediye eyledik ya Rabbi, sen vasıl eyle. Öteki peygamberlerin de mübarek ruhlarını hediye eyledik ya Rabbi, sen vasıl eyle. Bütün İlahi ya Rabbel alemin, şehitlerimizden rahmetini, merhametini, mağfiretini eksik etme. Törenlerin Cumhuriyet alanındaki bölümünde Tarsus Kaymakamı Hasan Göç, Garnizon Komutanı Albay Abdülkadir Yavuz, Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve gaziler Atatürk anıtına çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte bir manga asker tarafından üç el saygı atışı yapıldı. Öğrencilerin şiirler okuyarak renk kattığı kutlamada Tarsus Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, günün anlam ve önemini anlatan konuşmasını yaparken, Türkiye'yi sarsan yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna değinince AK Partililer töreni terk etti. AK Partililerin sözlü sataşmalarla birlikte alanı terk edişlerine aldırış etmeyen Kocamaz konuşmasını tamamladı. Ne mutlu bizlere ki kahraman bir geçmişin, şanlı bir mazinin, hürriyet ve bağımsızlık sevdalısı bir ceddin, esaret kabul etmeyen bir milletin torunlarıyız. Dünyaya nizam vermek için yaratılmış, tarih boyunca şanla şerefle hayatiyetini sürdürmüş, gittiği her yere adalet götürmüş, fethettiği topraklarda insanların inancına ve yaşam şekline müdahale etmeden hoşgörü çerçevesinde onlara her türlü kolaylığı göstermiş, onları korumuş, kollamış, her yerde mazlumların yanında olmuş bir milletin mensupları olmaktan her zaman onur duyduk. Saygıdeğer davetliler, sevgili hemşerilerim, sevgili gençler, bu arada bugünkü gündemlerle ilgili yaşanan olayları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemiz bugün zor bir dönemeçten geçiyor. Kaos ve kargaşa her geçen gün biraz daha artıyor. Bugünkü iktidara destek vermiş sade vatandaşlarımızı özellikle tenzih ediyorum. Onlar ülkemiz ve geleceğimiz adına iyi niyetlerle bir siyasi tercih yaptılar. Onlar da bugünkü manzarayı önceden görmüş olsalar, oy verirken çok daha dikkatli davranırlar. Teslim edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin kolay kazanılmadığını, bu toprakların şehit kanlarıyla sulandığı geçmişimize, şehit ve gazilerimize karşı borcumuz olduğu bilinciyle hareket eder ve tercihlerini ona göre yaparlardı. Ancak bugün ülkeyi yönetenlerin evlatlarının evinde kasalar, banknotlar, para sayma makinaları ve para dolu ayakkabı kutuları çıkabiliyor. Ve gayet pişkince bunları kim koydu diye sorabiliyorlar. Birileri bu ülke için kanını canını veriyor, birileri hesabını veremedikleri, menşeini bilmedikleri haram paraları sayarken bile terlemek istemiyor, makinelerle sayıyor. Ey Allah'ım, sen
varoluşu hiçbir hareket gizli kalmaz. Şunu herkesin bilmesi gerekir ki kimsenin ahı da kimsede kalmaz. Artık hiçbir hesap öbür dünyaya kalmıyor. Ayıplar da günahlar da bir bir ortaya çıkıyor. Artık mızrak çuvallara sığmaz oldu. Ne diyelim? Varsa bir yolsuzluk, usulsüzlük, hesabını önce, şayet müdahale edilmezse, çok güvenmeyi arzu ettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri, sonra da sandıkta millet soracaktır. Mahkemeye intikal etmiş bir konuda daha fazla bir şey söylemeyi uygun bulmuyorum. En son hesabı biliyoruz ki bu dünyada bizler soramazsak, İnanın mahkeme-i kübrada Cenab-ı Allah soracaktır. Çünkü onun hesabı kıldan ince, kılıçtan keskindir. Kocamaz'ın konuşmasının hemen ardından görevli Tarsus Kaymakamı Hasan Göç'ün talimatıyla törenlerin sona erdiğini tören alanındaki kalabalığa anons etti. Belediye Başkanımız Sayın Burhanettin Kocamaz'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kaymakamımızın emri gereği programımız burada sona ermiştir. Hepinize saygılar sunuyoruz. Tören alanından ayrılan Tarsus Kaymakamı Hasan Göç'ü yolcu eden Tarsus Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, burada yaptığı açıklamada belki Zülfü Yar'a dokunduk, belki birilerini rahatsız ettik. Ama 20 yıldır size hizmet ederken her zaman dik durduk, hiç kimseye boyun eğmedik. Bundan sonra da aynı kararlılığımız ve dik duruşumuz devam edecektir, dedi. Belki Zülfiyar'a dokunduk, belki birilerini rahatsız ettik ama 20 yıldır Tarsus'ta sizlere hizmet ederken her zaman dik durduk. Hiç kimseye boyun eğmedik. Bundan sonra da aynı kararlılığımız ve dik duruşumuz devam edecektir. Bunu herkesin bilmesini istiyorum. Bir kez daha bayramınızı kutluyor. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah hepinizden razı olsun.